Ordündar 28 Ağustos 1943 yılında İstanbul'da doğdu. Vefa Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi. 1970 yılında TRT'nin açtığı sınavları kazanarak İngiltere'de BBC Yayın Örgütü'nün televizyonda yapım yönetim kursuna katıldı. Türkiye'ye döndükten sonra TRT'de yapımcı, yönetmen ve sunucu olarak değişik televizyon programlarına imza atan Dündar, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nde televizyon programcılığı derslerinde lisansüstü hocalık yaptı. TRT'de 20 yıl süreyle çalıştı. Canlı yayın Hodri Meydan'dan her zaman olduğu gibi hepinize en iyi dileklerimizi sunuyoruz değerli seyirciler. Arena programıyla Türkiye'de soruşturmacı televizyon gazeteciliğini başlatan ilk yayıncı oldu. Gerçeklerin Er Meydanı Arena'da bugüne kadar başta kadim dostu ve usta gazeteci Haluk Şahin olmak üzere birçok deneyimli gazeteci görev aldı, çok sayıda soruşturmacı gazeteci de bu okulda yetişti. Arena'nın yakaladığı evrensel başarı çizgisi ve yayıncılık kalitesi onun Türk televizyon tarihinde ilklere imza atmasını sağladı. Yavrum sen kaç yaşındasın? 12. Bir dakika bırakın konuşacağız. Neden konuşmasın ama? Konuşmadım. Hastalığıma gelmiyor o yüzden konuşmadım. Beyefendi niçin paniklediniz? Olmaz. Böbreğimi verecek. Siz böbreğinizi vereceksiniz. Evet. Uğur Dündar'ın aldığı ödüller saymakla bitmez. İki kez Sedat Simavi, birçok kez Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ödüllerinin yanı sıra ülkemizin seçkin üniversitelerinden, kamu kurumlarından ve sivil toplum kuruluşlarından yüzlerce başarı ödülü aldı. Yaşasın özgür basın, yaşasın demokrasi, yaşasın cumhuriyet, yaşasın Türkiye! Ulusal platformdaki ödüllerin yanı sıra Arena ve Uğur Dündar 1997 Berlin Televizyon Festivali'nin onur konuğu oldu. Dündar ve ekibi organ mafyası araştırmasıyla da Türk televizyon tarihinde ilk defa The New York Festivals'ta Finalist Award ödülünü, ayrıca Washington'daki Uluslararası Araştırmacı Gazetecilik Konsorsiyumu ICIJ'den başarı ödülünü aldı. Son ödüllerimizin sevincini her zaman olduğu gibi sizlerle paylaşıyoruz. Şubat 2008'den Ekim 2011 yılına kadar Star Televizyonu Haber Grup Başkanı olarak Uğur Dündar'la ana haber bültenini sundu. Star Haber bugün hala ulaşılamayan izlenme rekorları kırdı. Sevgili seyirciler, Star Televizyonu'nda Osman nerede olduğunu ve hangi konuda haber yaptığını hemen anlatır mısın seyircilerimize? Medyanın güven sıralamasında en altlarda olduğu dönemlerde bile toplumun ona güveni hiç sarsılmadı. Liderler ekranda onun programında buluştu, siyasetçiler onun hakemliğinde tartıştı. Sağımda Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Solumda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Yüce Meclis'in çatısı altında belki de demokrasi tarihimizde ve medya tarihimizde İlk kez gerçekleştirdiğimiz bu açık oturumun amacı kamuoyunun bilgilendirilmesi ve zihinlerde oluşan soru işaretlerinin kaldırılması. Medyada ahlaki erozyon yaşanırken onun olduğu her ekranda habere güven geldi. Bu güven tesadüfen oluşmadı. En başta onu ekranları başında izleyen milyonlara hiç ihanet etmedi. Çıkarları için görüşlerini değiştirmedi. Hep gerçeğin peşinde koştu, hep doğruyu söyledi. Tam 40 yıldır mafyanın, kaçakçının, çetelerin, siyasetçinin, insan tacirlerinin, organ mafyasının, halk sağlığıyla oynayanların peşinde hep o isim var. Bu arada iftiralara uğradı. Susturulmak, yok edilmek istendi. Çetelerin hedef listesine konuldu. Ama halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet etmekten asla vazgeçmedi. Tehditlere boyun eğmedi, ölüme meydan okudu. Selam bak orada. Öyle evet. Değil mi? Aynen. Abdullah Çat diye senin öldürülmen için. Kim verdi talimatı? Ayakta durmakta zorlanan Star Televizyonu'nu adeta yeniden dirilterek haber bültenleriyle zirveye taşıdıktan sonra Ekim 2011'de kuruluşun patronuna yapıldığı iddia edilen baskılar doruk noktasına ulaşınca Aydın Doğan Star Televizyonu'nu sattı. Medyadaki tasfiye operasyonunun son halkasına eklendiğini belirten Dündar da Yılmaz Özdil ile birlikte noktayı koydu. Artık bu ekrandan ayrılma, sizlere veda etme zamanı geldi. Güç odakları onu ekrandan uzaklaştırmak için boş durmadı. Ben objektif olduğuma yürekten inanıyorum.
Ama bizden beklenen bir şey var ki onu asla yapmadım, yapmam, kimse de yaptıramaz. O da yağcılık, dalkavukluk, yalakalık. Biz halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet ettiğimiz, halkın bu hakkı dışında hiçbir güç önünde eğilip bükülmediğimiz için her dönem zulme uğradık, hışma uğradık. Sizlere hep doğruyu söylemek gibi bir inanca sıkı sıkıya sarıldığımız ve bunu da evrensel meslek ilkeleri doğrultusunda yaptığımız için şu anda tasfiye edilmiş bir gazeteci olarak karşınızdayım. Ama başaramadılar, susmadı. Her fırsatta halkla buluştu, milletin sinesinde konferanslar verdi. Gazetecilik etiğini ayaklar altına alarak ekranlarda boy gösterenler insan içine çıkamazken, onun her imza gününde saatler süren kuyruklar ve sevgi seli yaşandı. Ailecek, sizi çok seviyoruz. Uğur Dündar'a imza alıyorum. Evet, Uğur Dündar arkadaşın adı. Evet. Siyah beyazlarda ilk çıktığımız zamanlardan beri o zamandan beri hayranım. Sağ olun, çok teşekkür ederim. 30 yıl çok gurur verici ve çok heyecanlıdır. Çok heyecanlandım. Keşke bütün gazetecilerimiz, bütün basın mensuplarımız Uğur Dündar kadar cesur olabilse. Bağımsız, demokrat, adil, Türkiye için savaşan bir kimse. Fikirleri bize aydınlatıyor, geleceğe yön veriyor. Onun adına korkuyorum açıkçası. Niçin endişeleniyorsunuz? Biliyorum, Silivri'ye götürecekler diye korkuyorum bu konuşmalardan sonra. Uğur Bey'e yapılan haksızlıkları kınıyoruz yani. Başka bir şey diyemiyoruz. Ekranlarda görmek istiyoruz. Niçin ekranlarda görmek istiyorsunuz Uğur Dündar'ı? Doğru haberciliğinden dolayı. Uğur Dündar deyince hiçbir şaibe, işte hiçbir ne bileyim yalakalık, yandaşlık, dalkavuk kimsenin aklına gelmez. Bu ülkenin insanları, ülkenin bakanlarına güvenmezken Uğur Dündar'a güveniyordu. O tavuk etini yemeden hiç kimse yemedi bu ülkede. Allah başımızdan eksik etmesin diyoruz, seviyoruz kendisini. Bir özgürlük savaşçısı olarak hapse atılan gazetecilerin hakkını savundu, tutuklu gazetecilerin özgürlüğe kavuşması için mücadele etti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ndeki televizyon okulunda ders veren Dündar, bir yandan genç meslektaşlarını geleceğe hazırlarken, Türk basınında itibarlı bir yer edinen Sözcü gazetesinde yazmaya başladı. Sizin sözcünüz olmak için artık sözcü değil. Yasemin Dündar'la evli olan duayen gazetecinin Bora, Damla ve Bartu isimli 3 sevimli çocuğu var. Mesleğinde olduğu gibi özel yaşamında da örnek bir aile babası. Uğur Dündar içten bir saygı uyandıran dürüst ve kibar kişiliğiyle olduğu kadar hiç yitirmediği pozitif enerjisi ve espritüel yönleriyle de sempati topladı. Şimdi mahalle bakkalının bile telefonunun dinlendiğini düşünüyor olması maalesef demokrasimiz, özellikle ileri demokrasimiz açısından ünden gelinen çok düşündürücü bir nokta. Şu anda ikimiz de işsiziz bir anlamda. Doğru. Ben işsiz değilim. Ben Tunceli ili Pirinur ilçesi 45 köyü Fahri muhtarıyım. Çok şükür. İşim var. Kitabın adı İyi Uykular Sayın Seyirciler. İyi Uykular Sayın Seyirciler. Peki Sayın Dündar, bir sonraki kitabınızın adı sizce hangisi olur? Günaydın Sayın Seyirciler mi, Nihayet Sayın Seyirciler mi olur? Ne dersiniz? Elveda Sayın Seyirciler olmasın da. Paşa kahkahalarla gülüyor. Paşam ne gülüyorsunuz diyorum. Ya ben Uğur diyor. Uğur Paşam niye gülüyorsunuz diyorum. Burada birkaç soru sorsunlar istiyorum mesela. Şeyi sordular mı acaba? Kaç yaşında olduğunu? Müjdat'cığım sen kapa telefonu, ben anlatacağım hepsini. Yok öyle ya, ama şimdi anladım. Anlatayım. Hikaye şu, Napolyon yeniden dünyaya gelmiş. Napolyon'un yolu Ankara'ya düşmüş ve Başbakan Erdoğan'la
bir yemek masasında buluşmuşlar. Sohbet derinleşmiş ve Napolyon başbakana aynen Sayın Erdoğan demiş. Monsieur Erdoğan, eğer sizin elinizdeki gibi bir basın benim elimde bulunmuş olsaydı Waterloo Savaşı'nı kaybettiğimi kesinlikle duymazdı. Kimse duymazdı demiş. Uğur Mumcu onun için şöyle yazdı. Uğur Dündar önce televizyoncu olarak Batı ölçülerinde kendi işini çok başarılı yapan bir programcıydı. Daha sonra çok başarılı bir gazeteci çizgisi gördüm. Özetle her iki dalda da başarılı oldu. Halit Refi, ülkenin güncel sorunlarına iddiasız gibi görünen, bilgiçlik taslamayan ama yurt ve insan sevgisi dolu bir tavırla yaklaşan Uğur Dündar, toplumun kenara köşeye itilmiş insancıklarını bulup ortaya çıkarmakta olağanüstü bir sezgiye sahip dedi. Abdi İpekçi, Uğur seni elimizden kaçırmışız diye hayıflandı. Emin Çöleşan, Uğur Dündar'ın Türkiye'de hırsızların ve üçkağıtçıların korkulu rüyası olduğunu, onu ve kamerasını uzaktan gören namussuzların kaçacak delik aradığını belirtti. Haluk Şahin, 40 yıldır Türkiye'nin tek gerçek televizyon yıldızı olduğunu ve gözü pek haberciliğini vurguladı. Halit Kıvanç, onu her devrin en büyük televizyoncusu olarak niteledi. Bekir Coşkun, Uğur Dündar, Robin Hood'un elinde kamera olanıdır, dedi. Yılmaz Özdil şöyle yazdı. Bizim yerimize düşünecek, bizim yerimize elini taşın altına koyacak, bizim yerimize hayatını tehlikeye atacak, bizim yerimize korkmayacak birini ararız. Çırpınacak, boğuşacak, iftiraya uğrayacak, yargılanacak, bizim yerimize yanacak biri olsun isteriz. Korkularımız yüzünden gasp edilen kimliğimizi, kişiliğimizi, haysiyetimizi bize geri verecek biri. Bizim yerimize, bizim hakkımızı arayacak biri. Yürek denilen kavramın organdan ibaret olmadığını gösteren. Korkular coğrafyasında kendi canını hiçe sayıp, kendisi için hiçbir endişe taşımadan. İşte o, Uğur Dündar'dır. Usta sanatçı Müjdat Gezen ise Uğur Dündar'dan ilham alarak hazırladığı İlke isimli şiirinde onu şu dizelerle anlattı. İlkelerin olacak, seni satın alamayacaklar. Aptalların uydurduğu atasözlerine kanmayacaksın. Herkesin bir fiyatı vardır. Paranın satın alamayacağı yoktur bu sözlere inanmayacaksın. Onurumla, kimliğinle ve beyninle akıllı yaşayacağız. Seveceksin, sevileceksin, üreteceksin, inançların arkasında duracaksın. Sevgilerin karşılıksız, yardımların gizli olacak. Seni attan ottan ayıran özelliğinin farkına varacaksın. Çünkü sen insansın ve bunu yakaladığın gün bembeyaz yaşayacaksın. Filmlere konu olabilecek kadar hareketli, hızlı ve tehlikeli 40 yıl boyunca ilkeli çizgisinden ödün vermeyen Uğur Dündar, tüm bu serüvenin sonunda ismini gönüllere yazdırarak ülkesinin halk kahramanı oldu. Biz sizi izledik, çok seviyoruz. Ben de sizi çok seviyorum. Ben sizin için çalıştım. Size daha güzel bir Türkiye bırakmak için çalıştım. Eğer bugün tıbben mümkün olsaydı, bir Mustafa Kemal'i, bir de sizi unutmasın diye torunlarım, genlerime işletirdim. O kadar onurlu bir iş yapıyorsunuz ki aslında. İyi ki sizi almadılar içeri yani. Bir de
Yani ikisini bir şey almışlar. Bu almayacaklar demek değil Gülşah. Bizim başkanlarımız sınıfın en güvenlilerden biri oluyor. Artık bu ülkede güvenilir bir başkan istiyoruz. Uğur Bey'den de bu ülkenin başbakanı olmasını istiyorum. Aman aman. Ben hayatımda siyaset düşünmedim. Sizin gibi değerli gazetecilerimiz her zaman için var oldukça bu ülkemiz hiçbir zaman yer altına gitmeyecek. Hiçbir şey yapmadıysak çocuklarınızı o eczane vitrinlerine kurulan tuzaklardan kurtardık. Hiçbir şey yapmadıysak bu ülkede yolsuzluklara karşı, ülkenin kaynaklarını soyup soğana çevirenlere karşı bir bilinç geliştirdik. Ama sonuçta uğradığımız bu muamele gerçekten de son derece haksız, son derece yersiz ama onur verici bir muamele. Ben şu anda işsiz olmaktan onur duyuyorum. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner derler ya. Ama biz o zaman bugün bizi mağdur edenlere intikamcı bir yaklaşım sergilemeyeceğiz. Bu ülkeyi soyup soğana çevirenlerin o gençlerin omuzuna yığdığı borçları ödemekle geçecek köle vatandaş tipi. Bu demokrasi değil. Sosyal medyada sesinizi daha yükseltebilirsiniz. Seyirci kalmadan görüşlerinizi özgürce, cesaretle dile getirebilirsiniz. Sivil toplum özgür ve özgün düşüncelerle yükselir. Hem bugün sivil toplum o aslında çok güçlü, gücünün farkında değil. Demokraside en büyük güç, bireyin sahip olduğu güçtür. Yılmadım, size hizmet etmeye çalıştım. Ha nereye kadar? İşte buraya kadar. Burada biz filmin karesini şimdilik dondurduk. Nerede hareketlenir, nereye gideriz, ne olur? Soru işareti. Hiç umudunuzu kaybetmeyin. Hakikat topallayarak da olsa hedefine bir gün mutlaka varır. Bu sözümü de unutmayın.